Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Güneydoğu'nun küçük ama bir o kadar da gelişmiş bir şehrindeyiz. Batman'dayız. Batman'dan öncelikle selamlar diliyorum. Sonrasında Batman'ın sizlere böyle önemli olan yerlerinden kısa kısa görüntüler koyacağım. Batman'la ilgili bir tanıtım videosu çekmiş olacağım arkadaşlar. Batman 1990 yılında ve Türkiye'nin 72. ili olarak kayıtlara geçmiştir. Arkadaşlar Batman'ın 5 tane ilçesi var. Bu 5 ilçeden Beşiri, Kozluk ve Sason, Siirt ilinden Hasankeyf ve Gercüş ise Mardin'den alınarak bir şehir oldu ve gerçekten güzel bir şehir olmuş. Arkadaşlar 1990'da il oldu dedik ama Batman bu kısa süre içerisinde oldukça hızlı gelişti. Şu an videoda da göreceksiniz arkadaşlar. Gerçekten hemen hemen bir büyük şehirle bana göre eşdeğer diyebilirim. Çünkü söylediğim gibi çok hızlı gelişti bu süre içerisinde. Bunun da bir sebebi var bana göre. Tabii ki petrol. Türkiye'de çıkarılan petrol Batman'da, yani Raman Dağı'ndan çıkarılıyor arkadaşlar. 2021 yılında Batman'ın nüfusu yaklaşık 620 bin civarında arkadaşlar. Arkadaşlar şu an önünde bulunduğum yer Batman'ın en büyük AVM'si Batman Park. Batman Park yaklaşık bir 6-7 yıl önce yapıldı ve şu an aktif olarak hizmet veriyor diyebilirim. Güzel, içerisinde birçok marka var. Batman'da zaten çarşısı ve şu an bulunduğum cadde üzerinde yine alışveriş yapabileceğiniz çok yer var ama AVM olarak da oldukça güzel ve tatminkar buluyorum şu an için. Peki arkadaşlar şu an biz neredeyiz ya da bu AVM nerede diyecek olursak, bu kavşak arkadaşlar Diyarbakır Siirt Karayolu üzerindeki bir kavşak ve Batman'ın girişi olarak değerlendirebiliriz. Bu şu an gösterdiğim devam eden cadde ise Diyarbakır Caddesi olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Bu cadde üzerinde, yani Batman'ın girişinde sağ tarafta Batman Park AVM'de bulunmaktadır. Ve bu caddeyi devam ettiğinizde dümdüz ilerleyip Batman'ın merkezine kadar gidebilirsiniz. Zaten orada istediğiniz her şeyi bulursunuz diye düşünüyorum. Batman'ın en aktif ve en işlek caddesi buradan başlayıp Batman'ın içine doğru devam ediyor. Bir de buradayken bir şey daha belirtmek istiyorum. Batman Park AVM'nin yanında Batman Üniversitesi'nin ilk yerleşkesi bulunmakta. Fakat üniversite büyük olduğu için kampüs, yani ana kampüs Batman'ın biraz dışarısına taşınmıştır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi de Millet Bahçesi'nin önündeyiz. Millet Bahçesi Türkiye'nin bütün illerinde yapılması planlanan bir projenin parçasıdır arkadaşlar. Birçok şehirde yapıldı ya da yapılmaya devam etmekte. Batman'daki de bitti. Batman için güzel bir park olduğunu düşünüyorum. Bunun gibi başka bir park var aslında Batman'da. Atatürk Parkı var ve çok daha eski bir parktır. O da merkezde, yani buradan biraz daha uzak bir konumda. Fakat burası da orası da gayet yeşillikli, çocuklar için ya da aileler için oturup çay içebileceği, dinlenebilecek güzel bir alan arkadaşlar. Peki Batman'da Millet Bahçesi nerede? Şafak Mahallesi'nde. Buranın bir de evveli var arkadaşlar. Daha öncesinde burada Batman Stadyumu vardı ve o stadyum buradan kaldırıldı. Yerine Millet Bahçesi yapıldı. Batman Stadyumu ise Batman'ın dışına, yani uygun bir yere yapıldı. Orada da yeni bir stadyum oluşmuş oldu. Bu park piknik yapabileceğiniz bir park. İçerisinde spor aletleri, oyun alanları, çocuklar için de güzel alanlar var arkadaşlar. Su olması zaten Batman için ferahlatıcı bir etken diyebilirim. Biliyorsunuz Batman'ın mevsim olarak sıcaklık ortalaması çok yüksektir. Piknik yapabileceğiniz bir yer ama mangalda yakamıyoruz arkadaşlar tabii ki. Evet arkadaşlar, burası da Batman'ın İl Halk Kütüphanesi. Daha öncesinde 2017 yılında Batman'da şehit olan bir müzik öğretmeni vardı. O şehit olan öğretmenin adını da buraya vermişler arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar Batman'ın Sanat Sokağı'ndayız. Sanat Sokağı gezip böyle çay içebileceğiniz, dinlenebileceğiniz, güzel bir tur atabileceğiniz bir sokak arkadaşlar. Son birkaç yıldır diyeyim, burayı iyice böyle canlandırdılar. Biraz sizlerin de gezerken gönlünüzü ferahlatacak güzel bir sokağa dönüştürdüler. Şöyle bir bakalım arkadaşlar, sanatla ilgili neler var? Mesela binaları boyamışlar, renklendirmişler. Ya da sanatın içinde müzik var, müzikle ilgili aletler. Ya da işte piyano gibi bir dinlenebileceğiniz yer ve sokak sahnesi.
Bu şekilde süsleyerek arkadaşlar sokağı çok güzel bir hale getirmişler. Arkadaşlar şu sembol de artık işte sinema filminin bir sembolü diyebilirim. Aa evet, şu karşıda bu, burayı ben de görmemiştim. Onlar da yeni sanırım. Yeşilçam'daki büyük ustaların fotoğraflarıyla sokak süslenmiş. Onu da gösterelim sizlere. Aa şu çay bahçesi çok cici değil mi? Ve çok güzel süslemişler. Gerçekten güzel olmuş. Yani işte tek tek size saymama gerek yok herhalde değil mi? Bu ustaları. Kim aslında? Şu fotoğrafı çok güzel. Kadir inanır. Kadir inanır. Gerçekten yakışıklıymış değil mi? Evet, bu sokakta yürürken arkadaşlar, konumundan da bahsetmeden olmaz. Burası Diyarbakır Caddesi üzerinde 4 yol kavşağı var. Orayı geçtikten sonra sağda bir sokak aslında. Belki buraya daha önce gelmiş olanlar bilirler. Batman'da Batman Lisesi var ve onun hemen yanında arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Sanat Sokağı'nın bu taraftaki çıkışı ya da Diyarbakır Caddesi'nden girişi diyebiliriz buraya. Yine bir sokak sahnesi burada var. Fotoğraf çektirebilirsiniz. Burada dinlenebilirsiniz. Ya da bu sokakta biraz bir şeyler içip böyle güzel bir vakit geçirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Sanat Sokağı'ndan sonra yine Batman'a devam ediyoruz. De Batman Gülistan Caddesi'ndeyiz. Arkadaşlar Gülistan Caddesi trafiğe kapalı bir cadde. Oldukça uzun ve sağlı sollu dükkanların olduğu bir cadde. Bu cadde boyunca devam ediyorsunuz ve alışveriş yapabileceğiniz güzel bir yer burası da. Gülistan Caddesi günün her saatinde böyle canlı, aktif bir yer arkadaşlar. Gülistan Caddesi'nin konumundan bahsedeyim. Diyarbakır Caddesi'nin başlangıcı diyebilirim buraya. Oradan başlıyor ve Atatürk heykelinin orada bitiyor arkadaşlar. Batman'a geldiğinizde merkezi bir yerde olduğu için yolunuz mutlaka buraya düşecektir. Evet, burası da heykelin olduğu yer, yani Atatürk Meydanı arkadaşlar. Batman'ın ilk çarşısı ya da ilk merkezi burası diyebiliriz. Batman tabii ki geliştikçe biraz daha diğer yönlere doğru gelişti ve çarşılar arttı. Ama ilk merkez ya da işte ilk çarşı bu meydan ve alt kısımlardır arkadaşlar. Birçok bankanın ilk şubesi bu cadde üzerinde, yani bu kısımda açılmıştır. Daha sonrasında şehir içinde diğer şubeler açıldı ve şehir gelişti gitgide. Sonrasında bu sağ tarafta karşı kısımda bir mısır çarşısı var. Orada da istediğiniz baharatı, çerezi, bu tarz şeyleri alabilirsiniz. Bir de burada Atatürk heykelinin olduğu yerde bir oturma alanı ya da park var diyebiliriz. Tabii şuradan araçlar giderken onu da göstermek istiyorum. Sağ taraftan araçlar devam ediyor. Dönüş şu karşı yoldu daha öncesinde diyeyim. Orayı kapattılar ve bu yürüyüş alanı gibi bir yer oluşturdular. Orası trafiğe kapalı. Onun da sol tarafında, yani paralelinde Batman'ın tren gar girişini görüyoruz arkadaşlar. Evet, burası da Türkiye Petrolleri'nin tesisleri diyebilirim arkadaşlar. Burası oldukça büyük bir alan arkadaşlar. İçerisinde petrol rafinerisi, lojmanlar, park, düğün salonu, işte yeşil alanlar, kafeler gibi birçok sosyal tesis var içerisinde. Açıkçası buraya Batman'ın can damarı diyebiliriz. Arkadaşlar girişinde de şöyle göstereyim size. Atbaşı denilen bir sembol var burada. Bu ne işe yarıyor? Sondaj kuyularının, yani petrolün çıkarıldığı sondaj kuyularından bu şekilde çıkarılıyor. Genellikle bu mekanizma ile çıkarıldığı için burada da sembolik olarak bizlere sergilenmiş. Bir de buraya gelmişken konumundan da bahsedeyim arkadaşlar. Buranın ana girişi az önce bahsettiğim meydan var. Atatürk Meydanı. Hemen yanında tren garı vardı. Evet, tren garı şu an buranın karşısında. Yani Atatürk heykelinin paralelinde diyebiliriz.
Arkadaşlar şu an petrol çıkarmak için bu mekanizma çalışıyor. Yani atbaşı dedikleri bir sondaj kuyusunda çalışma yapıyor. Arkadaşlar Batman Üniversitesi'nin ana kampüsü bu şekilde diyebilirim. Öğrenciler için de bu bölümü göstermek istedim. Buraya gelmeden önce belki onlara da referans olur diye düşündüm. Bugünkü videomda Batman'ın merkezi yerleri ya da merkezi yerlerinden birkaç tanesini sizlere göstermeye çalıştım. Tahmin edersiniz ki bir şehrin her yerini göstermek ya da bir videoya sığdırmak biraz zor olsa gerek. O yüzden benim bildiğim en önemli yerlerini sizler için çekmeye çalıştım arkadaşlar. Batman için bir not düşmek istiyorum arkadaşlar. Burası yaşam açısından bence oldukça uygun bir şehir. Çünkü büyük şehirden gelen birisi olarak bunu değerlendiriyorum. Gidilecek yerler mesafe anlamında kısa ve maddi anlamda bazı şeyler oldukça ucuz. Bu anlamda yaşanılası bir şehir olarak da ben değerlendirebilirim. Bugünkü videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım izleyenlere faydalı ve keyifli bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum ve hoşça kalın.